Bugün ne yapıyorsun bize Ceyda? Bugün ne yapıyorum? Kayısılı soslu somon balığı yapıyorum. Kayısı soslu somon balığı. Yok artık. Evet. Hani somonu zaten yedi Türk halkı. Bitti, bir de kayısılısını evet, yiyecek. Bir de kayısılı emin yiyeceğiz. Misin? Evet. Yiyecekler mi? Aa, çok güzel oluyor. Bir tavsiye bakalım ederim. Notu veririz. Yanında da renkli sebzeli dur, püreler. Dur. Niye taze kayısı mevsimi? Niye taze kayısı değil de kuru kayısı? Şimdi o çok daha püre haline geliyor. Biraz tane tane kalmasını istediğim için kuru kayısı kullanıyorum. Ama tabii ki bu illa kuru peki, kayısı niye olmak gün zorunda kurusu, değil. Peki niye gün kurusu kayısı değil de bu şekilde kurutulmuş kayısı? Çünkü bu daha farklı bir tat veriyor. İkisinin de aroması çok farklı. Her şeyde o yüzden... cevabım vardır yani. Peki hadi öyle olsun bakalım. evet. Renkli sebzeli püreler yapacağız. Adaçaylı tereyağı soslu. Brokoli, dakika, havucu. Bu adaçayı mı? Evet o taze adaçayı. Adaçayı. Taze adaçayı. Şahane kokuyor ya. Mis gibi kokuyor. Şöyle ezebilir miyim biraz? Tabii. Vallahi ne kadar güzel kokuyor. Harika. Yurt dışında bu adaçayını çok kullanıyorlar. Taze evet. Adaçayı. Bakın taze adaçayı. Ülkemizde de çok kaliteli ve iyi adaçayı yetişiyor. Bu da taze adaçayı. Ben yemeklerimde kullanmayı çok seviyorum. Özellikle et yemeklerinde sos olarak çok güzel oluyor. Et yemeklerinde çok başka kullanıyorum. Başka neyde kullanılır adaçayı? Salatalarda kullanabiliriz. Bunun yanında işte garnitür hazırlayacağız. Öyle bir garnitürün içinde tereyağlı soslu yapacağım adaçayını. Ve sebzemizin üstüne dökeceğim. Yazın zaten taze fesleğen, hani reyhan da deniyor biliyorsunuz. Hı-hı. Ve adaçayını bol tüketenler kolay kolay hasta olmazlar. Çünkü ikisi de vücutta mikrop öldürmeye yardımcı oluyor. Taze fesleğen ve reyhan. Bir de adaçayı unutmayın bunu. Bir de artık sivri biber yemenin tam zamanı. C vitamini deposu. Bir tane sivri biberde, hatta iki tane sivri biberde neredeyse günlük C vitamini ihtiyacınızı karşılayacak bayağı. Evet. Ya bugün çok baharatlı oldu. Bu limon niye böyle? Somon için. Kabuğunu kullanacağız. Limon? Allah Allah. Niye sarı limon kullanmadın da bunu kullanıyorsun? Yine tabii ki aroma farkı ve hani yeşil limonun hem görüntüsü hem de kokusu daha farklı oluyor. O yüzden yeşil limonu tercih ettim bak, yemeğimde. Böyle güzel kokan şeyleri yeşil elmadır veya limondur. Şöyle bir tırnağınızla çizin. Sonra sık sık koklayın. Bunlar şifalı kokular. Limon, nane. Mesela adaçayını gördünüz mü? Hemen böyle ezip biraz koklayın. Yazın bol bol. Yasemin mi gördünüz? Hanımeli mi gördünüz? Gül mü gördünüz? Limon. Hemen şöyle bir çizik atın. O enerjiyi almak koklayın. Lazım. Evet evet. Bunların kokuları şifa niyetinedir ve çok faydalıdır. Evet. Ya bugün bol bol işte kişniş kullanacağız, keki kullanacağız, adaçayı kullanacağız. Yemeklerimizde baharatlarımız çok. Bunun yanında da fırınlanmış pancarlı ve keçi peynirli salatamız var. Ya şu Allah aşkına niye balzamik sirke sürekli? Bizim ülkemizdeki sirke suyu mu çıktı? Niye hep balzamik kullanıyorsun? Seviyorum. Seviyorsun. Ülkemizde üretiliyor mu balzamik? İtalya'dan yani, mı geliyor? İtalya'dan geliyor ama Türk markaları da artık üretmeye başladı. Ha, yerli markalar var. Yerli var. Tabii ya var. Ülkemizin ekonomisine mümkün olduğunca sahip çıkalım gerçekten. Çünkü Türkiye'de artık çok güzel şeyler Kesinlikle. Harika. Şimdi bak bugün neler konuşacağız neler Ceyda. Bir kere şu nektarini konuşacağız. Nektarin ne şeftali ne kayısı. İkisi arası bir meyve. Hadi lafı açılmışken direkt nektarinin faydalarından konuşalım. Şimdi nektarin tatlı bir kere. Ondan sonra lif açısından da zengin. Şu an canı meyve çeken var mı? Böyle şapur şapur suları döküle döküle yiyecek var mı? Evet. Hoppa. Şimdi kim sever meyve nektarin? Kim en iştahlı yer? En iştahlı hadi sen yersin. Al bakalım. Dur. Bunun daha çok suyu akacak. Ha. Bir de peçete. Peçete var mı peçete? Peçete vardır gelir. Bizim izleyicimiz de peçete var. Bak. Vereyim şimdi mi? Şu nektarinler. Harikasın. Hadi veriver. Şimdi nektarin. Bak ablamız yesin de. Şöyle bir şöyle bir gör. Şapur şupur suyu döksün. Bebeklerin önüne bağlayın plastik önlüğü. Sulu sulu şeftalileri, nektarinleri yesinler. Nasıl güzel mi tadı? Harika değil mi? Şimdi nektarin tatlı bir kere bol C vitamini var nektarın içerisinde. Ne yiyor? Al şapur şapur ye. Bir de senin havanı görelim bakalım. Şimdi lif açısından çok zengindir. Yağ sıfırdır, kolesterol sıfırdır. Ve sulu bir yaz meyvesi. Yani sulu ve tatlı yaz meyveleri. Evet fazla şekerden kaçının diyoruz ama ekmeğin, makarnanın, beyaz şekerin şekerinden kaçının. Bir miktar meyve enerji lazım. Aç da böyle yenir ya. Oh. Tabii değil mi? Bir ısırık. İşte böyle yenir nektarı. Suları da akıyor mu elinden şöyle? Harikasın. Peki. Şimdi kalp rahatsızlıklarına ve kansere karşı çok iyi geliyor. Şimdi bir dakika tutar mısın şu nektarını? Onun dışında kansere karşı koruyucu meyvelerden biri. Bakın şu kırmızı ve bu sarı renkte şifalı. Biliyorsunuz kavunda var, kayısı da var. Kabuğuyla yiyin. Aman sakın ha meyveyi iyicene yıkayın. Kabuğuyla yiyin meyveyi. Yararı daha çok artıyor.
Onun dışında hazmı kolaylaştırıcı, bağırsak çalıştırıcı. Bir kere şu rengi gördünüz mü? Bu beta karoten rengi. Yani koyu sarı, açık turuncu. Diyor ki bende A vitamini var. Beni ye, cildin bronzlaşır, korur, güzelleşir diyor. Çok önemli. Özellikle o renk olan gıdaları. Neyi de var? Kayısı da var. Neyi de var? Bunu da var. Kavun, kavun. Kavunu unutmayın. Bakın kavunda da var. Böyle açık turuncu. Şimdi koyu renkler ayrı. Onlar özellikle bu mevsimde nedir en güzel yiyeceğimiz? Vişne. Hatta bazıları fişne derler ve söyleyemeyenler. Buyur. Hocam çocuklar ishal olduğu zaman şeftali suyu verdin mi ishali kesiyor diyorlardı. Bravo, doğru. Doğru, doğru. Büyükleri de veriliyor. Şimdi büyükleri. Enteresan bir şey söyleyeyim. Teşekkür ederim. Küçük çocuklarda şeftali ishali kesiyor. Daha büyük çocuk ve erişkinlerde ise tersine bağırsak çalıştırıyor. Çok ilginç bak şeftali. Yani küçük bebeklerde ishale iyi geliyor. Ya konuyu nektarini anlatıyordum nereye çekti konu. Dur bir dakika yahu. Dur bir dakika. Şimdi bak A, B ve C vitaminleri var. Hafif bir ekşilik var değil mi? Çok az. İşte o C vitamini. Hani biraz mayhoşluk var ya o mayhoş olan ekşi olan her şeyde bir C vitamini de var demek. Taze yendiğinde özellikle. Bir de en büyük faydası ne şu nektarinin? En büyük faydası ne nektarinin? Bak bütün eriklerde var bu. Kayısıda da var, erikte de var. Şeftali nektarinde de var. Potasyum var. Potasyum yazın terliyoruz. Potasyum kas kramplarına iyi geliyor. Bir de potasyum çok faydalı çünkü potasyum sodyumla yer değiştiriyor. Tuzla yüksek tansiyonu önlüyor. Muz, erik, kiwi, patates bunlarda. Ah yanınızda manav gibisiniz maşallah. Bakayım o eriği. Ha. Aa güzel, sert. Anjelik eriği. Oo, pek de havalıymış ismi. Şöyle, bunda yine birazcık şey var, şeker var. En güzeli şu kütür kütür yeşil erik var ya, hala daha bulunuyor. Buruk erik yerseniz şekeri düşürür. Peki, o da buruk dedin. Peki, öyle olsun. Şu an şey yapmaya çalıştım hocam, püre, sebze püresini. Böyle kasenin içine koydum. Brokoli, havuç. Şöyle kenarlarını düzeltip tereyağlı ada çayı sosumuzu üstüne dökeceğim ve servise sunacağım. Bu İlk önce sebzeleri, ada çaylı, brokolili, havuçlu, patatesli, püre. Evet püre. Şöyle kenarlarını. Vallahi ağır bir yemek yemek istemiyorum dediğinde de yazın bazen güzel oluyor. Yanında da bir kase cacık değil mi? Yine yapalım yanına bir tane cacık. Yok yani şey olarak öğün olarak söyledim. Peki bu salatayı bize söyler misin? Fırınladık. Pancarlarımızı halka halka doğradıktan sonra fırına attım. Evet. Biraz onları kızarttım. Kızarttıktan sonra keçi peynirlerini üstüne koydum. Tekrar fırına attım. Keçi peynirleri de hafif eridikten sonra fırından çıkarttım. Normal Akdeniz yeşilliği dediğimiz işte bir sürü yeşillikleri bir arada karıştırdım. Kasemizin içine balzamik sirkesi, kekik, tuz, çok hafif de limon sıktım. Üstüne döktüm ve sonra pancarları üstüne dizdim. Somonumuzu da mısır unu, çok az tam buğday unu ve kimyon, tuzla bir harç yaptım. Ayrı bir yerde yumurtamızı koydum, paniledim. Fırında 180 derecede 15 dakika pişirdikten sonra ayrı yerde de kayısılı, sebzeli sosumuzu yapıp üstüne döktüm. Harikasın. Evet Ceyda ne yaptık bugün? Hocam bugün kayısı soslu somonumuzu yaptık. Renkli sebzeli püre yaptık. Ada çaylı tereyağlı soslu ve arkasından fırınlanmış pancarlı keçi peynirli salata. Harikasın. Ellerine sağlık.